Herkese merhabalar. Ben ACM Hacettepe Öğrenci Topluluğu Teknik Etkinlik o Direktörü Gaye. E, bugün sizlerle biraz daha aslında ACM Hacettepe nedir hakkında konuşacağız. E, sunumumla başlayayım isterseniz. Ee, şöyle ACM Hacettepe aslında ACM Global yani e, 1948 yılında e, bilgisayar bilimlerine ilgi duyan kişilerle e, bir araya gelebilmek için kurulmuş e, bir topluluktur. Biz de onun Hacettepe ayağıyız aslında. E, 2010 yılında kurulduk ve şu anda e, ACM'ler arasında büyük ACM biziz diyebilirim. E, bugün biraz da size gelenekselleşmiş etkinliklerimizden bahsedeceğim. Biraz da onlara geçeyim. Ee, öncelikle senenin başında direkt olarak aslında morgeyik etkinliğimizle başlıyoruz. Bunu biraz daha hem e, üniversiteye yeni gelmiş arkadaşlarımız için e, motivasyon olması amacıyla yapıyoruz. Ve morgeyik etkinliğimiz bizim aslında e, iki farklı etaptan oluşuyor. Bunlardan e, ilki e, biraz daha teknik söyleşilerle gerçekleşiyor. E, bu sene Vodafone'u ağırlamıştık e, teknik söyleşiler kısmında e, morgeyiğin aynı zamanda da sosyal morgekte yapıyoruz ve bu sene aslında üniversitemizde ne oluyor ya ekibini tamamen e, bizlerle ağırladık. E, çok da eğlendik kendileriyle. İkinci bir etkinliğimiz, bu sene ilk defa düzenlediğimiz aslında bizim için çok e, yeni olan bir etkinlik. Hucem etkinliğimiz. Hucem etkinliğimiz bizim biraz daha e, programlama yarışması gibi ama oyun programlama yarışması. E, bu sene ilk defa düzenlediğimiz halde e, çok güzel jürilere aslında konukluk yaptık. 72 saatte e, online olarak gerçekleştirdik bu etkinliğimizin ve çok da güzel sponsorlarımız vardı. E, bunun yanı sıra aynı zamanda da e, bir tık daha aslında etkinliğimize e, ilgi katabilmek için de e, Sektörel sohbetler yapmaya çalıştık. Burada Mevlüt Dinçi ve Pixelite'dan iki tane co-founder'ı ağırladık diyebilirim. Üçüncü bir etkinliğimiz aslında bu sene e, sekizincisini gerçekleştirdiğimiz gelişim etkinliğimiz. Gelişim etkinliğimiz bizim biraz daha e, kendisini kişisel anlamda geliştirmiş kişilere ağırladığımız bir etkinliğimiz diyebilirim. E, bu etkinlikte farklı farklı isimleri genelde ağırlamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. E, bu sene Nurdan Büyükak e, yani geçen yani bu sene Nurdan Büyükak, ondan sonra Özgürcan Öney gibi isimleri ağırlamaya çalıştık. Geçen sene ise Melis Diş e, işiten e, bu Petuzuner gibi isimleri ağırlamaya çalıştık. Burada genelde aslında çok fazla bir kısıtlamamız yok. Genelde kendisini geliştirmiş kişileri ağırlıyoruz. Ee, geliyoruz Hüprok etkinliğimize. Hüprok etkinliğimizin bu sene 6.sını düzenledik ve aslında bizim için çok başarılı bir etkinlikti. Çünkü e, burada bu sene 40 bin lira gibi bir ödül dağıttık. E, ve aslında bizim için güzel olan yanıysa bunu tamamen kendi ekibimizle beraber sorularımızı hazırladığımız bir ekibimiz var. 2 e, senelik bir süreçten ge geçiyor soru hazırlayan takımımız. Ve bu şekilde kendi sorularımızı kendimiz hazırlayarak aslında bütün her şeyi e, kendimiz yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince diyebilirim. E, SMS 22 etkinliğimiz ise biraz daha aslında sosyal medya söyleşileri. Sosyal medya söyleşilerinde e, bu sene Berkeklik ve Olcan Aşıkoğlu'nu e, biraz daha aslında tam olarak e, üniversitemize ağırladık ve bizim için gerçekten çok büyük bir gurur kaynağıydı. Çünkü bir sene içerisinde e, birden fazla etkinlik düzenleyip bu kadar fazla şey yapabilmek bizim için çok güzeldi. Aynı zamanda geçen seneki etkinliğimizde ise Pqueen, Pintipan'da Easter Games gibi e, isimleri de ağırlamış bulunduk.

E, geliyoruz aslında ACS Days etkinliğimize. ACS Days etkinliğimiz yani Ankara Computer Science Days etkinliğimiz... E, ...bizim için e, anlamı gerçekten yine çok büyük olan etkinliklerden bir tanesi. Ankara Computer Science Days'te biz daha biraz daha bilgisayar bilimlerine e, önem vermeye çalışıyoruz... ...ve bu alanda e, çalışmış kişileri davet etmeye çalışıyoruz. Bu sene dördüncüsünü düzenledik Ankara Computer Science Days'in ve... E, ...yine üniversitemizde gerçekleştirmeye çalıştık. Burada biraz daha aslında yazılımcılar bizimle birlikte... E, kariyer sohbeti değil de daha fazla aslında Kendilerinin e, hangi alanlarda çalıştıkları, hangi alanlara ilgi duydukları ve bu alandaki e, şeylerde neler gözlemlediklerini görmeye çalışıyoruz. Bu sene Furkan Kılıç, Emir Karşıyakalı gibi isimleri e, elimizden geldiğince davet etmeye çalıştık. Geçen sene online olarak düzenlediğimiz ACS'de ise etkinliğimizde ise e, Devri, e, Devrim Danyal, Burayan gibi aslında e, birçok değerli ismi ve Mevlüt Dinç gibi yine e, çok değerli isimleri konuk etmeye çalıştık. E, bunlar dışında benim size anlatabileceğim... E, Yine geleneksel olarak yaptığımız ama bunları bir, bir tık daha etkinlik dışında küçük e, olarak yaptığımız şeyler var. Bunlardan bir tanesi teknik söyleşilerimiz. Teknik söyleşilerde e, biz aslında genel olarak e, yapmaya çalıştığımız şey kariyer sohbetleri oluyor. Bunun dışında mezun söyleşileri yapmaya çalışıyoruz. Workshoplarla da aslında e, kişilerin biraz daha e, ...yazılım bilgilerini arttırmaya çalışıyoruz diyebilirim. Bunun dışında ise en sevdiğimiz şeylerden bir tanesi aslında teknik geziler yapmak oluyor. Teknik gezilerimizde ise biz e, ofislere giderek, şirketlerin ofislerine giderek... ...onlarla birlikte bir gün geçirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Onların ofislerini geziyoruz ve e, onların ekosistemlerini şey yapmaya çalışıyoruz diyebilirim. E, aslında şu anda... E, ee, şey yaptım hani iletişim bilgilerimizi de e, ekrana verdim. Eğer herhangi bir şekilde bir e, sorunuz olursa e, chati zaten kontrol ediyoruz. Yazabilirsiniz. Sorularınızı cevaplamaya başlayacağım. Cevaplayamadığımız sorularımız için de e, biraz daha dilediğiniz gibi e, buralardan da yazabilirsiniz bize. E, sorulardan başlayayım. Etkinliklerinize üniversite dışından katılım e, sağlanabiliyor muyuz? Evet. E, etkinliklerimize dışarıdan katılım sağlayabiliyorsunuz. E, şu şekilde oluyor aslında. Bir tık daha üniversite üniversiteler şey yaptıkları için e ...izinlerle birlikte ilerlediği için aslında... ...etkinliklerden öncesinde eğer biz dışarıdan katılım almışsak... ...mesela ne oluyor ya etkinliğimizde ve ACS'de ise etkinliğimizde... ...dışarıdan katılımlar almıştık. Bunları zaten Instagram sayfamızdan bolca duyuruyoruz. Instagram sayfamızı bunun için takipte kalabilirsiniz. Farklı bir soruya geçeyim. Farklı okullarda öğrenci olsak da topluluğunuza katılabiliyor muyuz? Tabii ki katılabiliyorsunuz aslında. Bizim için hatta farklı okullarda olmanız çok da güzel oluyor... Online dönemdeyken bir tık daha farklı okullarla birlikte üyelik sistemini götürebiliyorduk ama yüz yüze dönemlerde sadece tek sıkıntı şu oluyor. Biz Hacettepe Üniversitesi'nde yüz yüze olarak toplantılar yapmaya çalışıyoruz üyelerimizle birlikte. Hacettepe Üniversitesi'ne girebildiğiniz takdirde herhangi bir şekilde bir sıkıntı olmuyor. Yaptığınız etkinliklerin kariyer yolculuğunuzdaki etkileri nelerdir? Şöyle bahsetmem gerekirse eğer biz hem yönetim kurulu olarak hem de aslında üyelerimizle birlikte en önem verdiğimiz, en dikkat ettiğimiz şey kariyer yani kariyerimizde bizlere e, bir şeyler katması oluyor. Bunlardan en önemlisi zaten insan ilişkilerimizi e, geliştiriyoruz ve organizasyon yeteneği kazanıyoruz. Organizasyon yeteneğiyle de birlikte e, hem şirketlere başvurduğumuz zaman kendi e, adımızın altını biraz daha doldurmuş oluyoruz tabiri caizse eğer. Bu şekilde olduğu için bizim için çok daha iyi oluyor. Aynı zamanda da e, ACS days olur. Ondan sonrasında gelişim etkinliğinde çağırdığımız insanlar olur. Onlarla birlikte network sağladığımız için de e, bizler onlardan destek alabiliyoruz. Hem aslında şey konusunda iş bulabilme, ondan sonrasında staj bulabilme konularında olsun hem de bizler aslında mentörlük sağlıyorlar diyebilirim. Biraz da aslında biz burada amacımız hem bir aile olmak ACM çünkü bizim için bir aile hem aile olabilmek hem de birlikte çok güzel bir şeyler yaparak kariyer yolculuğumuzu aslında tamamlayabilmek diyebilirim. ve Okulumuzun en büyük topluluklarından hatta aslında şu anda Türkiye'deki en büyük topluluklardan bir tanesi olduğumuz içinde eee ...bizim için çok önemli oluyor ve bu şekilde aslında kendimizi gösterebiliyoruz. Sponsorluk bulma konularında nasıl ilerliyorsunuz? Sponsorluk bulma aslında bizim beş farklı koordinatörlüğümüz var. Bunlardan bir tanesi de kurumsal ilişkiler koordinatörlüğümüz. Burada sponsorluk dosyalarımız oluşturuluyor ve sponsorluk dosyalarını aslında... ...üyelerimizle ve yönetim kurulumuzla birlikte şirketlere sponsorluk dosyamızı göndererek yapıyoruz ve... Bizim için aslında o süreçler bir tık meşakkatli ama en zevk aldığımız kısımlardan bir tanesi diyebilirim. Kulüp çalışmaları ve okul aynı anda götürmekte zorlandığınız zamanlar oluyor mu? Aynı anda hem okul hem kulüple aktif olmak zaman yönetiminde öğrenmeye destek oluyor diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Ee, şu şekilde aslında çok zorlayıcı bir sistem. Çünkü e, altımızda olan 2500'den fazla üye var. Ve bu üyelerle birlikte sürekli etkinlik çıkarmaya çalışıyoruz arka arkaya. E, 6 tane büyük etkinliğimiz var diyebiliriz yani. Onun dışında küçük etkinliklerimiz de var. Zaman yönetimi için bizlere çok yardımcı oluyor. ...üniversitedeyken bunu anlayabilmek gerçekten güzel oluyor. Ama sadece bu arada biz kulüp ve okulla kalmıyoruz. Aynı zamanda hepimiz elimizden geldiğince e, staj da yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda arkadaşlık ilişkilerimize de dikkat ediyoruz. Bu yüzden bizi bir tık daha zorluyor diyebilirim. Ama zaman yönetimi konusunda e, ilk seneden itibaren daha da çok gelişiyorsunuz. Etkinlik organizasyon süreçlerimiz nasıl işliyor? Etkinlik organizasyon süreçlerimiz bizim bir tık daha aslında şöyle oluyor... Öncelikle biz yönetim kurulu olarak tanıtım dosyalarımızı ve sponsorluk dosyalarımızı oluşturuyoruz. Her sene e, yenileniyor zaten bu dosyalarımız. Ardından e, üyelerimizle birlikte, e, üyelerimize bu etkinliği anlatıyoruz. E, etkinlikte neler yapmak istediğimizden biraz bahsediyoruz. Çünkü her gün yeni yeni üyelerimiz gelebiliyor aramıza. E, bu şekilde olduğu için biraz daha... Ee, aslında üyelerimize e, biz burada sorumluluk almalarını istiyoruz, üyelerimizin e, iş yapmasını ve onların kendilerine bir şeyler katmasını e, istiyoruz. Sonrasında da e Biraz daha aslında üyeler e, birilerini çağırmaya başladıkça biz ardından e, kesinleşen isimler oluşturmaya başlıyoruz. E, okulda izin süreçlerimiz var. Eğer okulda gerçekleştirilecekse e, etkinliğimiz, bunların afişlerinin asılması var. E, en son olarak da zaten etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Kısaca bu şekilde diyebilirim. Başka sorunuz varsa eğer alabiliriz. Eğer yoksa benim sunumum bu kadar arkadaşlar. Aynı zamanda dediğim gibi bize bir sorunuz olursa bizimle iletişime geçmek isterseniz de iletişim hesaplarımızdan dilediğiniz gibi iletişime geçebilirsiniz. Çok teşekkürler.